Ben düzenleyenlere, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Beni davet ettikleri için de çok teşekkür ederim. Ben ilk defa katılıyorum. Sorunlu Hocam kadar deneyimli değilim maalesef. Bir de konu olarak da biraz böyle inşallah haddimi aşmadan seçmişimdir. Bu kadar tüketici çalışan bütün hocalarımın önünde umarım bir hata yapmam sizlerin önünde de. Benim tedbirlerle ilgili Aydın Zevkiler Hocam'dan her zaman aldığım eleştire çok hızlı sunduğu. İnşallah bugün beni öyle eleştirmeyecek. Birazcık daha zamanı dikkate, yani birazcık daha ben 20 dakika diye düşünmüştüm. Umarım çok fazla şey yapmadan, aşmadan da anlatmaya çalışacağım. Banka sözleşmelerinde bankaya tek taraflı yetki veren hükümlerin değerlendirilmesi konusunu tercih ettim. Buna ilişkin uygulamada çok sorun çıkıyor ve hani işin içine girdikçe böyle çok daha kapsamlı bir şey olduğunu, böyle ben de kendim yani tabii ki biliyorum ama çok alana yayıldığını gördüm. İşte usul hukukunu ilgilendiriyor, SGK'yı ilgilendiren bir sürü alanda vergi hukukuyla ilgili boyutları var. Hepsine ilişkin tabii ki mevzuatı bilme şansımız yok. Olabildiğince hani derli toplu ortak olarak tespit edebildiklerimi hani bir örnek olarak vermeye gayret ettim. Şimdi yetkiden bahsederken neyden bahsettiğimi açıklamak istedim. Çok teorik tartışmaya girmeyeceğim. Hepimiz tüketici çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden de belli başlı kavramların bilindiği varsayımıyla anlatacağım. Haksız şartları anlatmayacağım, erişten koşullarını anlatmayacağım. Ama mesela bir yetki dediğimizde biz normal işte ne anlıyoruz? Genelde temsil yetkisi gibi bir şey anlıyoruz. Oysa buradaki daha geniş olacak. Yani bir borç ilişkisinin kapsamında, borçlar genel kitaplarının başında biz deriz ki dört grup şey vardır. İşte borçlar vardır, defiler vardır, yenilik doğranaklar vardır, yetkiler vardır. Yetkiler işte temsil yetkisi verilmiş olabilir ya da önceden rıza göstermiş olabiliriz. Nasıl? Mesela işte düğün işte temsil yetkisi dediğim gibi hani normal bir hizmet sözleşmesiyle aldığımız satış temsilcisine bizim adımıza ve hesabımıza işlemler yapması için yetki vermişiz. Ama diğer yetkiler de olabilir. Önceden rıza göstermeyi, mesela işte bir yemeğin seçimini şefe bırakma, işte bir şeyin koltuk döşemesinin rengini yani oradaki yükleniciye bırakma ya da mesela bir ameliyata gireceğiz, yumurtalıklarımızda kist var, biz bilmiyoruz, rahim alalım mı almayalım mı bizim karar veremeyeceğimiz bir şey değil. Önceden rıza göstermeye dayalı olarak biz orada borçluya temsil yetkisinin niteliğinde olmadan bir karar vermek konusunda rıza gösterdiğimiz durumlar var. Ama ben tebliğ kapsamında söylediğim ve tespit edebildiğim anlamında aslında bundan çok daha farklı ve geniş anlamda kullanıyorum yetkiyi. Banka işte temsil yetkisi niteliğinde olabiliyor, önceden rıza verilmesi niteliğinde olabiliyor. Yenilik doğuran hak niteliğinde mesela fesih hakkı tanıyabiliyor. İşte değiştirici, faizi değiştirme hakkını saklı tutabiliyor. Bunun gibi böyle savunma imkanları getirilebiliyor. Tek taraflı olarak o sözleşmeye müdahale imkanı veren tüm hak ve yetkileri, yani şeylerin oradaki imkanları yetkiler olarak bu tebliğ kapsamına aldım. O yüzden hani bundan sonra yetki dediğimde normal teknik anlamda, dar anlamdaki yetkiden bahsetmiyor olacağım. Şimdi bu yetkiler nasıl görünüyor diye bir tespit ettiğimde olabildiğince bir sınırlandırma yapmaya çalıştım. Yenilik doğuran hak niteliğinde olanlar var. Tabiri sınıftan beri hepimiz biliyoruz işte üç grup var. Mesela yeni hüküm ekleme konusunda tek taraflı ek hesap açma gibi banka o sözleşmede mevcut olmayan bir hususu sonradan ekleme ve şey yapma konusunda hani oraya bir yeni unsur ekleme konusunda bir yetki alıyor. Bunların geçerlilik bakımından değerlendirmesini daha sonra yapacağım. Şimdi bir fikir verme anlamında yetkiler açısından. Değiştirici yetkiler faiz oranını değiştirme, masrafları değiştirme. Mesela internet hesabı kullanıyoruz. Masraflar bir gün 2 liraydı, işte bir sonraki yıl 2, 3 lira olacak. Ya da mesela kiralık kasamız var. Yani sürekli karşılanan ilişkiler bakımından değiştirme yapması da zorunlu aslında. Belirli başlarına izin verilmiş, bazılarına izin verilmemiş. Onlara değinmeye çalışacağız. Bozulacak olarak da dönme ve kesih karşımıza çıkıyor. Dönme tabii ki ani idimlilerde hani şeyde ama fesih dediğimiz işte kasa sözleşmesi olsun, ek hesap sözleşmesi olsun sürekli edimli olduğunda da fesih gündeme geliyor.
Temsil yetkisi verebiliyoruz. İşte hepimiz mesela otomatik ödeme talimatı vermişizdir. Hepimizin vardır. Otomatik ödeme talimatı demek benim adıma ve hesabıma gidip bir yerde mesela elektrik faturamı ödük. Ya, tabii ki gidip bir yerde ödemiyor ama bir temsil yetkisi. Deniz aldırtıyorum, altın, fon. Bütün bunlar hepsi aslında bir temsil yetkisi verdiğimiz durumlar. Hukuki işlem benzerleri bazı yerlerde bildirimlerde bulunma, vergi dairesinde bildirimde bulunma gibi yetkiler de verebiliyoruz. Onun dışında önceden rıza verdiğimiz bazı hususlar var. Mesela bilgilerin paylaşılması, vergilerin benim tarafı, yani ödenmesine mesela ben kendim bildirimde bulunacağım ama hayır vergiler ödenebilir diyorum. Hesaptan kesinti, kredi almışım, aylık ödemem işte 1000 lira diyorum ki benim bu hesabımdan otomatik olarak alabilirsiniz, tahsil edebilirsiniz diye bir yetki veriyorum. Hesaba bloke konulması gibi hususlar var. Tabii bunların hepsi geçerli mi olacak? Bilmiyoruz. Bazı durumlarda hepsi, yani çok tartışmalı olan mesela işte maaşa bloke konulması oldukça tartışmalı konularımızdan biri. Diğerleri diye bir grup yaparsak da bunlar böyle tam bir özelliği yok ama ortak noktaları şöyle. Mesela ek teminat istiyor, ek belge istiyor, bilgiler istiyor bizden. Sonradan benden ek taleplerde aslında bir sözleşme ilişkisinde mesela aşırı ifa güçlüğü var. BK 98'de düzenlenmiş. Ben de normalde baştan istemediği bir teminatı önce, yani sonradan isteyememesi gerekir. Ama bir şüphe uyandığında ekonomik açıdan beni birazcık böyle güçlü duruma, yani güç duruma düştüğümü gördüğü an bir isteme yetkisi. Yani muhaceriyetten önce müdahale imkanı veren hükümlerden biri aslında. Burada tam öyle olmasa bile banka endişe duyduğunda ödenemeyeceği gibi ya da mesela maaşımız 5000 liraymış, işsiz kalmışız, acaba devam ettirsin mi o kredi kartı hesabını gibi bizden ek bilgi ve belge isteme konusunda bir hak kendisine tanıyoruz. Bu tarz şeyler. Bunlar aslında tam diğerleri gibi tam bir müdahale imkanı vermiyor. Neden? Çünkü vermezsem ilişkimi keseceğim. Hani ile o mesela yenilik doğranaklarda öyle değil. Yenilik doğranaklarda benim hiçbir irade beyanım olmaksızın rıza gösterip göstermemeye bağlı olarak tek taraflı olarak o işi sonuç doğuruyor ve benim mal varlığımı etki ediyor. Oysa bunlardan benden talep ediyor. Sanki külfet bir yerini bitirirsem devam ettiriyorum, ettirmezsem tam o ilişkiden çekebiliyorum kendimi. Bunların ortak özellikleri, yani banka sözleşmeleri bakımından konuşuyorum ve banka sözleşmelerinin tüketici tarafı olduğu varsa yani o kapsamdayım artık. Bunların hepsi yani bu yetkiler hepsi ikinci derecenin unsur. Ne demek ikinci derecenin unsur? İkinci sınıfta sözleşmenin kurulması aşamında gördüğünüz gibi kurucu unsur niteliğinde değil. Yani sözleşmenin asli edimleri, onun olmazsa olmaz unsurlarından bahsetmiyorum. O sözleşmeye bunlar olmadan da devam edebilirdi. Bir masraf alınmayabilirdi benden. Daha önceden mesela internet şubesinden hiçbir masraf alınmıyordu. Normal çok da güzel, bizim açımızdan çok da güzeldi. Fena değildi. Sonradan mesela böyle bir şey getirdi. Bu ikinci dereceden bir unsurdu. Normal olarak, yani zaten genel işlem koşullu niteliğindedir. Aynı zamanda bunlar standart sözleşmeler çünkü. Zaten karede de o yöndedir şeyde. Genel işlem koşulları niteliğinde olan hususlar da zaten ikinci dereceden unsurlardır. Biz hakime müdahalesinin olduğu bu noktada biz asli edimlere müdahale etmeyiz. Şeyde miktarına müdahale etmeyiz. O anlamda o asli edimler bakımından değildir aslında genel kural. İkinci dereceden unsurlara ilişkindir bu kuralımız. O yüzden hani bu da bir şeyimiz olsun. Ve genel işlem koşulları bakımından da denetlenme yapılmasının sebebi aslında o standart sözleşme ve ikinci dereceden unsurlara ilişkin olmalıdır. Şimdi Şebnem Hocam da değindi. Yani nasıl uygulayacağız? Kural özel hüküm. Yani özel hüküm olduğu takdirde önce özel hükmü uygularız. Sonrasında işte TKK'da bulunmayan 82. madde bizi başka kanunlara, tabii genel olarak da borçlar kanununa gönderir. Ama geçerlilik bakımından öyle değildir. Geçerlilik bakımından hatta yani orada borçlar kanunu bile değil. Mesela tam ehliyetsiz bir kişinin yaptığı işlem bakımından ister tüketici işlem olsun. Genel işlem koşullarına gelemem bile. Öyle değil mi? Ya da haksız şarta gelme şansım yok. O işlem ya zaten aldatma edebiyle sakat bir sözleşmemiz var. Genel geçerlilik koşullarımız var. O yüzden önce genel geçerlilik koşulları bakımından bir denetleme yaparız. Hatta genel işlem koşullarının içinde bir bölüm aslında bu genel geçerlilik koşullarının her türlü sözleşme için aradığım koşullara ilişkindir. Örneğin
bir işte banka herkesle, her çalışanla yaptığı matbu bir sözleşmesi var diyelim. Ya yani banka sözleşmeleri bakımından söylemiyorum. Şimdi genel geçerlilik koşulları bakımından. Bir avukat alıyor. Avukat da diyor ki şu dönem işte kurulma aşamasındayız, şu şeyiz mesela inşaat firması. 5 yıl boyunca ne yapıyor? Diyor ki işte izin kullanılmayacaktır. Ya da 5 yıl boyunca hamile kalınmayacaktır. Bu münferit sözleşmeleri de olsa geçersiz. Bir genişlem koşulu nitelindeki sözleşmede de geçersiz. Hep kişilik haklarına aykırı bir hükmüm var. O yüzden bu aslında bir genel işlem koşulu denetlemesinden öte normal bir geçerlilik denetimi. O yüzden banka sözleşmeleri bakımından da önce bunu yapacağım. O ve evrede hükümler yasaklanmış bir şeye aykırı olarak o sözleşmedeki hüküm haksız şart olmayacak. Haksız şart olabilmesi için önce geçerlilik, normal geçerlilik koşullarını taşıyor olması gerekir. O yüzden burada önce bizim normal bir geçerlilik koşulları bakımından denetim yapacağız. Şimdi bu standart sözleşme dedik. Tabii ki genel o geçerlilik koşulları açısından bakacağız. Onlara da değineceğim tekrar. Ama bizim temel bakış açımız 3 boyutludur. Yani bir genel işlem koşulu niteliğinde. Şimdi ben haksız şartta banka sözleşmeleri bakımından geleceğim. Mesela bazen görüyoruz işte şu haksız şarttır, bu haksız şarttır. Daha haksız şarta gelmeden işte ek masraf isteme yasaklanmış zaten. Sigorta yapma yasaklanmış zaten. Yani emredici hükümle yasaklan. Bunlar haksız şart değil. Bunlar emredici hükümlere aykırılıktan kesin hükümsüz. O yüzden haksız şart olarak nitelendirdiğim şeyler ancak bunlardan geçtikten sonra herhangi bir geçerlilik sorunu olmayan bir maddede o hususları ararım. O yüzden benim önce yürürlük denetimi. Ne yürürlük denetimi? Yani bir, tabii ki ifadelerimiz çok kötü, kanundaki şeylerimiz. Nevzat Hocam da beni eleştirdi bu konuda çok fazla bir şekilde ama ben genişlem koşullarının hani düzenlenme anlamında hem terminoloji anlamında hem de düzen anlamında çok uygun bulmuyorum. Normal yürürlük denetimi 21. madde en makul olanlardan biri. İradelerin uyuşmadığı esasına dayalı. Yani yürürlük denetiminden geçmeyen bir madde benim sözleşmemin hükmü haline gelmiyor. Mesela 100 maddelik bir sözleşmem var. Yürürlük denetiminde bir tanesini görmedim. Yani o hükmü hiç görmemişim. O zaman benim irademin uyuşması diye bir kavram olamaz. Borçlar kanunu 1. maddesi. O zaman da o hüküm yok hükmünde. Benim sözleşmem 99 maddeden oluşuyor. O yüzden de o olmayan bir hükmün dürüstlük kuralına aykırı olmasından bahsedilemeyecek. O hüküm yok hükmünde olacak ve onsuz sözleşmeyi değerlendirecek. Yani bir sözleşme kurulduktan sonra ancak onun geçerliliğini tartışırım. Kurulmayan bir sözleşmenin, yoklukla sakat bir sözleşmenin onun hükümsüz olması, kesin hükümsüzlüğü, iptal edilebilirliği gibi bir kavram söz konusu olamaz. Yürürlük denetimi bakımından 3 aşamalı. İfadeleri de öyle. Görmek, yani tabii ki farklı ifadelerle ben olabildiğince basitleştirmeye çalıştım. Bunun örneklerini de vermeye gayret edeceğim şimdi. Görmedim, gördüm, okumadım, okudum ama anlamamışım diyebileceğimiz, bu şekilde özetleyebileceğimiz hususlar var. İçerik denetimi de hani hep böyle işte 25. maddede diyor ki işte dürüstlük kuralına aykırı olan hükümler. Oysa normal bizim bildiğimiz medeni kanun 2. maddenin tekrarından ibaret olan bir madde aslında. Dürüstlük kuralına uygun davranılması ve hüküm kurulması gerekiyor. Yorum denetim yani ve o tema, yani demin de söyledim, MK2'ye gelebilmek için önce benim emredici hükümlere aykırı olmaması gerekecek. Oradan elemeyeceğim. İşte kişilik haklarına aykırı olmayacak. Oradan geçenler, yani o süzgeçten geçen ve herhangi bir geçersizlik nedeni bulmamama rağmen beni rahatsız eden bir hüküm olacak ki ortada bir geçersizlik sebebi yok ama diyorum ki ya bu hiç hoş değil. İki tane dürüst adam bu işi yapmazdı dediğimiz hükümlere gelebilmek için önce bunları geçmemiz gerekiyor. Hatta bunların bazılarında ayakta tutma arzusunda oluyoruz. Niye? Bir ortaya irade beyanı çıkmış ve yorum denetimiyle bunları tamamen çöpe atmaktansa diyoruz ki işte Altop Hocam'ın çok haklı olarak eleştirdiği üzere bunlar aslında bir genişlem koşuluna ya da tüketiciye ilişkin şeyler değil, yorum işleri değil. Hatta orada 23. maddede sadece kaleme alanın aleyhine yorum ilkesi gelmiş. Oysa oraya gelene kadar benim yığınla yorum ilkem var. O en son çağrı.
hani bütün içinde değerlendirme, sözleşmenin bütününe bakma. Yani ve bu herkes tarafından bilinen, yani hizmet akdinde de yapıyoruz, kira sözleşmesi bakımından da yapıyoruz. Bu tüketiciye özgü bir yorum şeyi değil, kuralı değil. Ama tabii ki hani bir tarafın daha böyle güçsüz olduğu ilişkiler bakımından daha dikkatli ele alınması gereken hususlar. Hem mevkuatı çerçevesinde, yani bu içerik denetimi olarak bilinen dürüstlüklerine aykırılık bazında, hem de yorum denetimi anlamında buralarda birazcık daha özenli davranılarak o şeyin mantığını da kavrayıp, hani işte bunun katılmalı bir, yani bir standart sözleşme olduğu bakış açısını da unutmadan yapmak gerekir. Şimdi bütünlere geçtiğimde, bazı bütünleri tam aldım, bazılarını hani böyle şey ifadeler farklı olduğu için örnek olaylar üzerinden özetleyebildiğim şekliyle yazdım. Şimdi yürürlük denetimi. Bir şeyde görmüştüm sözleşmede, müşteri banka için yapılmış, yapılacak tüm yönetmeliklere, düzenlemelere uygun davranacağını, sözleşmeleri bunlara uygun hale getireceğini kabul eder. Eğer o sözleşmeyi akdettiğim sırada o düzenlemeler bana sunulmamışsa, benim onları okuma imkanım yoksa, sonradan bunları benim irade beyanımın olmadığını kabul ediyoruz. Ben bunlara irade görmediğim bir şeye irade beyanında bulunmuş olamam diye bir bakış açımız var. Yine mesela gördüm, okumadım, global kabul denilen, yani hiç biz bile hukukçuyuz ama ne yapmıyoruz? Banka sözleşmelerini hiçbir şekilde okumuyoruz. Çünkü benim onları değiştirme şansım yok. Ancak ben neyim diyorum? Bazı işler bana uygulanmayacak diye biliyorum. Onun için benim için daha rahat. Zaten hani işte bir ilkokul mezunu, ortaokul mezunu olan bir kişi, kabul, beyan, taahhüt, yani zaten hükümler bir felaket. Rehin, mahsup, takas, yani bütün haklarınızı takla tutan şeyler, çok ciddi bir kirlenme var sözleşmelerde de. Şimdi bir emekli maaşıyla geçinen bir şeyimiz var, sıkışmış, işte bir rahatsızlığı var diyelim, bir kredi kartı aldı, oradan bazı harcamaları yapacak. Ya da çocuğu istedi, üniversiteye gitti, ek hesap, yani ek bir kart çıkartacak. Tamam, sonra sözleşmenin içinde bir bakıyoruz ki, ne diyor, kendince bir harcaması var, 1000 lira, 1500 lira maaşı var, işte aylık 300 lira, 400 lira market alışverişini oradan yapmayı arzu ediyor ya da çocuğunun bazı şeylerini oradan yapacak. Sonra bir bakıyoruz ki, işte tamam, Türkiye'de biliyorsunuz kredi kartını düzgün kullanıp zamanında ödeme işi çok yaygın olan bir şey değil. Yaygın olan şey asgari ödeyip sürekli biriktirme işi. Peki bu emeklinizde ayarlayamadı kendini. Ne oldu? İşte normal maaşı 1500 lirayken birdenbire çocuğun harcamaları, çocuk iPhone istedi, yazık ona falan diyerek ne yaptı? Bizim hesaplar 4000'e 5000'e çıktı. Ve bir tanesinde gecikme oldu. Hadi asgari ödedi ve bir baktı ki tamamının maaşını alacak, maaşının tümü yok orada. 3 aylık maaş 4500 lira. İcrada bir de hani onun geçinebileceği rakamın ona bırakılması gerekiyor. Şimdi bir emeklinin bütün maaşımı çekebilirsin gibi bir irade beyanında bulunmuş olması bence makul gelmiyor. O yüzden de diyorum ki, yani ben bu sözleşmeyi okusaydım o zaman bu kredi kartı sözleşmesini yapmayabilirdim. Başka bir yerde gidip başka bir kredi, mesela Ziraat Bankası'ndan yapmış diyelim, kendi şeyi var. O yüzden bunu da bana, mesela diyorum ki, gördüm, okumadım, okusaydım bunu kabul etmezdim. Bu benim için olmazsa olmaz dediğimiz, tabii ki bunun işte subjektif mi olacak, objektif mi olacak, yılma tartışması var. Ama her somut olayda ayrı bir şekilde çok ciddi bir, hani rasyonel temel görüldüğünde bunun böyle kabul edilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Bir de okudum, anlamamışım. Beklenmezlik denilen bir yine yürürlük denetiminin bir parçası var. İşin niteliğine yabancı hükümler diye geçiyor kanunda. Mesela bir tane daha böyle bir şeye rastlamıştım. Sonradan göremedim hangi banka olduğunu. Bankanın sorumlu olduğu hallerde banka fiili zararlarla yoksun kalınan kar ile manevi zararlardan sorumlu olmaz. Şimdi biz hukukçu olarak bile okuduğumuzda ilk başta tamam, bazı kalemleri ayırt etmiş ama yani isteyebileceğim şeyler var diye düşünüyordum. O yüzden maddi tazminatın içi fiili zararlar ve yoksun kalınan karla doldurulur. Onun dışında da manevi zararımız vardır. Yani burada diyor ki, bankadan sen hiçbir şey isteyemezsin. Şimdi ben bunu tabii ki beklemiyorum. Bu benim beklediğim bir sonuç değildi. Bazılarını bertaraf edebilirim ama hala isteyebileceğim şeyler varmış gibi düşünmüştüm. Ben okumuştum ama bu şekilde anlamamışım dediğimiz, işin niteliğine yabancı hükümler diye söylediğimiz husus bu. Buna ilişkin çok
Benim konumla ilgili değil ama çok güncel bir konu. 2012'den sonra sorun olmayacak belki ama 2012'den önce yapılan ve bankaların ipotek senetlerine koyduğu kişisel teminat hükümleri. Çok ciddi orada işte kefalet denildiğinde farklı oluyor. İşte müteselsil borçlu. Şimdi düşünün, ben arkadaşım gitmiş bir kredi kullanıyor. İşte 5.000'in kredi, ben bir ya da işte 500.000 liralık bir kredi ev alıyor. Ben de diyorum ki teminat için yetmedi kendi şeyi, ben de bir ipotek verdim. Tamam. Ya da abimdi, şuydu buydu. Şimdi böyle bir durumda orada bir şey varmış, bir tane cümle. Aile komutuna veriyorum, sonra eşim ne yapıyor? Tapu silin düzeltmesi davası, oradaki ipoteği terkin ettiriyor. Tamam. Ama sonradan banka bana bu sefer o ipotek senedinin altında bir tane cümle var. Diyor ki ipotek veren borçluyla birlikte müteselsil borçlu olduğu, tabii ki müşterek ve müteselsil, tabii onu biz düzelterek müteselsil diyoruz, müteselsil borçlu olduğunu kabul etmiştir. Şimdi ben bunu okusam bile, ben bunu ne olarak düşünüyorum? Yani ipoteği vermişim, ipotekten alınacak şey bakımından borçluyum tabii, borç altına girdiğimi düşünüyorum. Ben apayrı bir biçimde kişisel teminat verme kapsamında düşünmüyorum. O yüzden bu tür hükümler bakımından Yargıtay'ın çok böyle şey karışık kararları var. Beklenmezlik olgusunu buralarda uygulamaya çalışmış, karşı o yazıları var ve bence de beklenmezlik olgusunu burada uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İş niteliğine yabancı. Ben kişisel teminat vermek istiyorsam, kefil olmak istiyorsam gidip bunu tapuda bir ipotek senedinin içinde yapmamam gerekir diye düşünüyorum. Şeyde yürürlük denetiminden geçmeyen hükümleri ne yaptık? Yoklukla sakat saydık zaten. Onları kapattım. Artık onlar benim sözleşmemin kapsamında hiç değiller. Ama oradan geçtiler. Yani orada bir irade beyanında bulunmuş olduğunu gördük. Bundan sonra içerik denetimine geliyoruz. İçerik denetimi, genel bir içerik denetimi dediğim, normal, genel, bizim her türlü sözleşme için yaptığımız bir geçerlilik denetimi aslında bu. Bizim banka sözleşmeleri bakımızdan karşımıza çıkan emekçi hükümlere aykırı çok fazla çıkıyor. Kişilik haklarına aykırı olan bazı hükümlerimiz var. Burada içerik denetimi bakımından bir kesin hükümsüzlükle karşılaşıyoruz. Yürürlük denetiminde yoklukla, yani orada yok. Aralarındaki fark, bunu tahlil edebilirim. Bunu yorumlayıp mesela ayakta tutma imkanına sahibim ama yok olan bir şey, irade beyanı olmayan bir hususa ilişkin öyle şeyler yapamıyoruz. Ya da hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmuyor. Örnek olarak mesela bu hemen hemen her şeyde var. Bütün belge, benim hakkımda her türlü araştırma yapabilir. Tabii ki mesela bir işte şey yapılmış, sağlık durumu, krediyle bağlantılı olarak sağlık durumu araştırması. Banka, ya benim normal borçlarım, bilgilerim, maaşım tabii ki alacak. Ama maddeler öyle bir düzenlemiyor ki benim hakkımda her şeyi araştırabilir. İşte ve bu da yetmiyor. Devamında diyor ki holding bünyesindeki bütün şirketlerle, İşte gerekli gördüğü diğer bankalarla ve gerekli gördüğü diğer üçüncü şahıslar. Kim onlar bilmiyor. Ve ben buna rıza gösteriyorum. Yani bunu ben bunların böyle her türlü bilgiyi açıklama ve benim bütün bilgilerimi, hatta bir bankanın, iki bankanın gibi şey yazıyordu. İşte bu anket araştırması, yeni ürün tanıtımı da dahil gibi böyle bir parantez içinde şeyler, açıklamaları vardı. Bunların ben kişilik haklarını, bu kadar geniş bir yetkinin kişilik haklarına aykırılık nedeniyle normal genel geçerlilik denetiminden geçemeyeceğini düşünüyorum. Onun dışında yine bu da yine şey değil, o teminat süreğindeki gibi aslında bir rıza var, tam bir yetki gibi olmasa da. Diyor ki ekstreler eline geçmese de kart hamili o döneme ait ekstrenin eline geçmediğini, işte 10 gün içinde noter aracılığıyla bankaya bildirdiğini, ekstre istediğini ispat etmedikçe muhtevasını kabul etmişlerdi. İkinci cümle daha fena. Bu halde ekstre icra iflas yasasının 68.1 maddesinde belirtilen kesin belgelerden sayılır. Mümkün değil. Yani sizin orada bir şeyler yapmanız gibi. Sizin noterden gönderdiğiniz, orada sayılan belgeler var. Ve o bir istisna hüküm.
O nedenle siz istisna bir hükmü ve hani bu standart sözleşme ile ne yapamayacağınızı düşünüyorum, genişletemeyeceğinizi düşünüyorum. Yani istisnalar, tabii ki bazı istisnalar olur ama kural istisnaların bu şekilde genişletilmemesi yönünde olmalı diye düşünüyorum. En tartışmalı konulardan biri maaşlara ilişkin olan emekli maaşı olsun, normal maaş olsun. Yargıtay'ın çok çeşitli kararları var. İşte uzun süre rıza gösterdi, artık ileri süremez. Şey yapar, tamamen geçersizdir. Ya da geçersizdir ama 1/4 için geçerlidir blokeler gibi. Böyle çeşitli yönde, 3 yönde de kararları var. Bence bunun da içerik denetiminden geçmemesi gerekiyor. Niye? Kıyasen bu işte kısmi haciz yasakları, tam haciz yasakları, SGK'da da var. Maaşlara ilişkin olan yasaklar var. Hacize önceden feragat yasağımız var. Şimdi hacize önceden, yani hacize gelene kadar bir sürü prosedürden geçiyorum. Bir sürü şekilde haberim oluyor, tebligatlar alıyorum. Ama bankaya ben diyorum ki istediğiniz şekilde benim maaşıma bloke koyabilirsiniz. Hiçbir tebligat yok. Hiçbir şey yok, sınır yok. 1/4 gibi bir sınır da yok. Bunun bence, yani buradaki emredicilik düzenlemeleri bu bakımdan kıyasen uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Kıyasen uygulanmıyorsa da o zaman bir yorumla ayakta tutmaya çalıştığımda da o zaman bunları 1/4 için geçerli olması gerektiğini, en azından yani bir Yargıtay kararında tam gerekçelendirmemiş ama 1/4 için bloke, o zaman evet olur, çünkü geçilmesi için gereken bir rakam var. O yüzden de 1/4, yani bu geçerli olarak kabul edilse dahi 1/4'ü aşmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu da yine benim konumla, yani öbürleri bağlantı, bu tamamen şey. 5 dakika içerisinde toparlarsanız sevinirim. Bu rehin ile ilgili, mesela diyor ki işte kefilin bütün bizde olan bütün mevduat hesapları, şunlara bunlara rehin ver. Rehini de bize diyor. Ya şimdi ve bunu Yargıtay diyor ki rehinle teminat altına alınmış alacağım belirlenebilir olması boyutuyla tartışıyor. Alakası yok. Çünkü burada rehinin konusu eşya söz konusu. O belirli değil. Yani bir taşınır şeyde mevduatta 10 bin lira mı var? 10 bin liraya rehin koyar. O belirlidir. Ama belirsiz. Doğacak, gelecek amaliler, bütün hepsine bence rehin konulması mümkün değil. Bu içerik denetimi anlamında burada TMK 2 ile olan 25. maddedeki aslında bizi haksız şartlara yönlendiriyor. Artık buradan sonra ben TKHK'ya geliyorum. Buraya kadar hiç TK, yani tüketici işlemi olsa bile gelmiyor. Buradan sonra artık tüketici kanununda özel olarak yansıması bulunan haksız şartları değerlendiriyorum. 3 unsurumuz var. Müzakere edilmemiş olacak, dengesizlik yaratacak, dürüstlük kuralına aykırı olacak. Bu örnekleri de verip hocam bitiriyorum. Mesela işte her türlü ücretle masrafı ödemeyi kabul taahhüt eder. Bu mesela haksız şart niteliğinde. Ancak sınırlar çerçevesinde olabilir. Yine mesela otomatik olarak tahsilin rehinine bloke konulmasına her türlü. Ben 2000 lira maaş alıyorum, 300 lira kredi taksitim var. Tabii ki bunun tahsil yetkisi vereyim. Sınırlamalar, objektif çerçeve, bunlar geçerli olabilir. Ama bu kadar sınırsız bir yetki halinde bunların haksız şart niteliğinde olduğunu kabul ediyorum. Mesela ilkine bir hocam, bu şeye blokik olmasına Sabah Özden hocamız bir örnek anlattı ve anlatılmasını da istedi. Kendisi Amerika'dayken bir jip satışı nedeniyle 3 yıl öncesinden 400 lira bir vergi borçlanmış. Ve vergi dairesi hiç normal usulüne hiç uymadan normal bir şeyle bankaya yazı yazmış. İşte bu kişinin hesabı var mı diye. Sabah Hoca Amerika'da normal bunu yapan iş bankası ve 45 bin lira normal mevduat hesabında para var. 60-70 bin liralık bir kredi kartı var. Hepsine bloke konuluyor. Amerika'da hoca nakit taşımıyorsunuz, kredi kartı kullanacaksınız. Hoca hiçbir hediyesini alamadan geri dönüyor ya da herkese bu öyküyü anlatıyor. Tam bilmiyorum hediye alamama sebebi olarak. Sonra gelip normal tam yargı davası açtı. İş bankasının müdürü arkadaşıydı. O suçlular işte. Evet, idare mahkemesi şeyi kabul etti. Vergi dairesi yanlış yapmıştır dedi. Buna uygun. Ama dedi asıl olarak dedi sorumluluk bankanındır. Neden? Banka dedi usulüne uygun gelmeyen bir şeyi o şekilde yapmaması gerekiyordu. Ve bu öyküyü birçok kişiden duydum. İşte 500 lira için tüm bloke, her şeye bloke koyma. Bu şekilde olduğunda
haksız şart olduğunu düşünüyorum. Sınırlar olması gerekiyor. O yüzden de sınırlama yapılmadan banka sözleşmeleri bence bu anlamda revize edilmesi gerekiyor. Mesela bir tanesinde bir şey var. Vergi kurumunun gerekli gördüğü miktar hiç bilgi sunmuyorum. Sonra bana diyor ki herhangi bir vergi kurumuna ben bloke ederim sonra da öderim. Vergi beyanında bulunma benim borcum. Yani evet ben bir mesela mevduat vadeli hesap açtırmışım, faiz. Bunlardan bir şey vergisi açmış. O zaten bankanın yükümlülüğünde. Banka bunları zaten yapmakla yükümlü. Kanunla yükümlü olduğu şey için ben ona yetki vermek zorunda değil. Kanunen yetkilendirilmiş zaten. Bu mesela onu aşan bir boyut. O yüzden bunun da bu kadar sınırsız bir biçimde olduğu takdirde haksız şart olduğunu düşünmekteyim. Sabrınız için teşekkür ederim.